Evet, Tümer Ferhatoğlu'nun evine geldik. Bir ziline basalım bakalım bir sıkıntısı varmış, neymiş? O kim? Bayram şekeri. Almıyoruz kardeşim. Şekerimizi ver kardeşim, kapınıza kadar geldik bayram bayram. Tamam, açıyorum kapıyı. Bu ne ya? Bu nasıl bir ses? Aha, kendisi de buradaymış zaten. Kameranın arkasında bak, camdan görünüyor. Bizi yiyor. Oradan herkese iyi bayramlar kamera. Arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu evet. Bayramlar dileriz. Evet Tümer Bey, sıkıntınız neydi? Valla sıkıntımız şu, cazlıyor. Ne yapıyor? Caz yapıyor. Cazlayı. Cazlayı. Cazır cazır cazlayı kapı ve Tümer Bey de bu durumdan rahatsız. Evet, diyor ki benim bu sorunumu çözün. Şimdi uygulamalı olarak göstereceğiz. Bir deneyelim. Bakalım şöyle şifreyi göstermeyeyim değil mi? Evet, tabii. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bu cazırtıyı keseceğiz. Ben burada oturuyorum. Birinci katta. Hadi ben neyse zemin katta oturan vatandaş var. Tanjurla zor çözmüşler işi. Bir daha deneyelim mi? Deneyelim. Evet. Bu arada şifreyi de öğrendim. Telefonum daha açık kalmış. Evet. Şimdi buraya küçük bir işlem yapacağız. Bu cazırtıyı keseceğiz. Evet, bakalım içeriden nasıl duyuluyormuş bu ses. Ne kadar rahatsız edici. Aa, evet, ortam yankılı olunca daha çok rahatsız ediyormuş. Burada oturanlar tabii ki haklı. Şimdi önce kapı otomatiğinin kapağını bir açalım bakalım. İçinde ne var ne yok. Evet. Şöyle açıyoruz. Vidalar da farklıymış. Uydur kaydır takmışlar. Gördüğünüz gibi içinde herhangi bir elektronik devre yok. Bazı modellerde elektronik devre oluyor ve böyle cızırtı olmuyor. Onlarda da o devre bozulduğu zaman devreyi iptal edip direkt bağlıyorlar. Kapı otomatiği ile ilgili iki tane daha videomuz var. Birisi yüksek katlardan kapı açma problemi. Linki şu anda ekranın üzerine geldi. Diğeri de kapı otomatiği yükseltici. İkisinin linkini de arka arkaya veriyoruz. Onları da izlemenizi öneririz. Bu problemi çözmek için bir tane köprü diyot, bir tane de kondansatör kullanacağız. Şeması şu anda ekrana geldi. Köprü diyot yerine 4 tane normal tekli diyot da kullanabilirsiniz. İkisinin şeması da ayrı ayrı geldi. Bu diyotları buraya monte edeceğiz ve problemi çözüp test edeceğiz. Hemen bağlantısına geçelim. Şöyle diyotun üzerinde artı eksi işaretler var gördüğünüz gibi. Bu artı eksiye, eksiye kondansatörün eksisini bağlıyoruz. Artı tarafına da, artı bacağı da kondansatörün artı bacağını bağlıyoruz. Bu artı eksiler bobinin uçlarına gidecek. Burada içeride bulunan bobinin uçlarına gidecek. Şu alternatif akım işaretlerinin olduğu diğer bacaklara da şu gelen kablolar girecek. Olay bu kadar basit ve net. Bobine giren kabloları söküyoruz. Burada nedense bobine giren kablonun yerini değiştirmişler. Gerçi aynı şey ama alttan girmesi gerekiyor. Daha kolay olsun diye. Çünkü bu kablonun da şu mekanizmaya değmemesi lazım. Bu arada içine koyacağınız devre, yani kapı otomatiğinizin şekli farklı olabilir. Kesinlikle buradaki mekanizmayı etkilememesi lazım. Yani ona temas etmemesi gerekiyor. Şöyle ikisini de çıkartalım. Şöyle alternatif uç girişlerine de bu iki kabloyu bağlayalım. Sağlam olması için lehimliyoruz ve işi şansa bırakmıyoruz. Ne güzel ötüyor kumrular. Çıkışta artı eksi yönleri fark etmiyor. Bu bobin hem alternatif akım hem de doğru akımla çalıştığı için yönler fark etmeden bağlayabilirsiniz. Evet, küçük devremizi buraya yerleştirdik. Şimdi mekanizmaya engel oluyor mu diye bir test yapmamız lazım. Şöyle kurma koluna basıyoruz ve mekanizmaya dokunuyoruz. Evet, herhangi bir şekilde engel olmuyor. Şimdi bir testimizi yapalım bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Tümer Bey, basar mısınız düğmeye? Evet, çok güzel.
Artık cazlamay. Vallahi süper oldu. Cazırtı yok artık. Tabii çok güzel. Bir daha deneyelim. Kesinlikle bir daha deneyelim. Şu kapıyı da boyatalım. Tamam, çok güzel. Vallahi bravo. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki zil ikonuna tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.